Merhaba arkadaşlar, metin veri işleme videolarımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere klasik metin ayırma işlemlerini, metin verilerini yani solundan, sağından, ortasından ve bunları belli bir karaktere kadar olacak şekilde de bulu mebulu yani find'ı, search'ü kullanarak yapmaya çalışacağım. Tabii önce sizlere genel bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bir metin veri isim olabilir, ürün kodu olabilir. Sol kısmından, orta kısmından, sağ kısmından, tireye kadar ya da 3 tane, 5 tane, 10 tane gibi almak çok tipik olarak yapılan bir şeydir. Hem isimlerde olur hem kodlarda olur. Bu tür şeyler çok yapılabilir. Yine tabii boşluğa kadar almak vesaire bunları da yapmaya çalışırız. Evet, şurada da boşluk alma yaparız. Kendime bir çalışma sütunu araştırıyorum. Sonra gerekirse üstüne ezer veya bunu da ayrı ayrı kullanabilirim. Çok klasik olarak tabi biliyorsunuz fonksiyonları buradan da yazabileceğimiz gibi işte soldan yazarak veya baş harflerine basarak buradan arayarak soldanı bulabiliriz. Tabi bu tür fonksiyonlarda çok fazla parametre yok yani elle de yazılabilir. Hangi metin verinin solundan kaç karakter alacağımızı söylüyoruz. Ondan sonra unuttuk galiba basmayı. 5. Evet 5 dedim 4 diyeyim. Tire istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane almış olduk. Ama hemen fark ettiniz. Gördüğünüz gibi işte tirede 3 olanlar var, 5 olanlar var. Soldan tireye kadar almak nasıl olabilir? Hemen onu da yapmaya çalışalım. Oradaki faktörümüz yani kullanabileceğimiz şey bul, find'ı kullanmak buradaki. O da şöyle, önce açık kullanayım sonra size içerisine yazarak göstereyim. Bul diyelim, bul ve mebul sadece büyük harf küçük harf duyarlılığı farklı. Ondan sonra bu duyarlı olmayanı, o duyarlı olanı dolayısıyla daha çok bulu kullanıyoruz. Neyi bulacağız? Tireyi bulacağız. Nerede bulacağız? Burada bulacağız. Başlangıç vermiyoruz. Birden başlayacak. Ama buraya birinci tirenin bulunduğu yeri yani kendisini bir daha verirseniz ikinci tireyi buluyor. Öyle bir kullanımımız olabiliyor. Dolayısıyla 5'i bulduk. Bu 5 nedir? Trenin olduğu. Aslında bu fonksiyon nerede yazılacak? Bunu buradan iptal edelim. Buna ihtiyacımız yok. Bunu bul'da yazacağız. Yani şurada. İster elle, ister buradan ekleyerek bul, yoksa buradan gitmez. Bul neyi bul? Tireyi bul. Nerede bul? Burada. Tekrar soldana dön. Demek ki soldan içerisinde bir karakterin yerini bularak yaptığımız çalışma bize neyi veriyor? Tireye kadar olan kısmı. Tabii burada yine biraz matematiksel düşüneceğiz. Tire kaçta? 5'te. 5'e kadar alıyor. 1 eksi 1 ile yani sonunu almak istemiyorum şeklinde düşünebilirsiniz. İşte size soldan 4 tane, 3 tane veya tireye kadar veya A'ya kadar veya 1'e kadar veya birkaç tanesinde de boşluk bırakalım. Bir boşluk olsun. Ondan sonra soldan boşluğa kadar dediğinizde de burada yapılacak şey nedir? Bunu boşluk olarak yapmak. Hiç problem değil. Boşluk olmayanlara değer verdi. Onlara da ne yapıyoruz? Eğer hata yaparız, sayıysa getir deriz. Sayıysa getir deriz. Ondan sonra sonuç vermedi galiba. Peki o zaman eğer hata diyeyim. Eğer hata diyeyim, sıfır diyeyim veya boşluk yok. Ya başımıza neler çıkıyor ufacık bir şeyden gördüğünüz gibi. Yani burada demek istediğim, ortaya alayım, şunu alayım, bunu alayım gibi düşündüğüm için yapmaya çalıştım. Peki, devam edelim. Soldandı burası. Şimdi orta kısmından alalım. Nedir? Fonksiyon bildiğiniz gibi parça al. Çok klasik olarak yine buradan yazalım. Parça al. Elle yazanlar burayı takip etsinler. Buradan kaçtan başlayacağız? İşte 5'ten başla. Kaç tane alacaksın? 3 tane alacaksın. Her neyse. Bunu bu şekilde belirtiyorsunuz. Ortasından al. Ama işte biz işte onu bulup burada daha çok işimize yarayacak. Çünkü karşımıza garip garip şeyler geldi. Demek ki burada ne lazım? Başlangıç yerine
Bullu, findlı. Bu arada meet ve find olacak. İngilizce sürümde kullanan arkadaşlarımız için. Evet, bullu bir çözüm. Buradan bullu find'i yerleştirerek neye kadar? Tire'den başla. Tirenin bulunduğu yerden başla diyeceğiz. Yani parça alın içerisinde başlangıç yerimizi bul belirleyecek. Böylelikle bu sefer yine bulunduğu yerin bir fazlasından başla diyeceğiz. Artı bir. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi boşluktan başlayarak 3 tane, 5 tane aldı. Ama biz ikinci tireye kadar almak istiyoruz diyeceksiniz. Tamam. Onu da yapalım. O zaman şunu bilmemiz gerekir. Tekrar hatırlamak bakımından. Birinci boşluğu nasıl buluyorduk? Kısaca elle de yazayım. Bulu bu şekilde buluyorduk. Hadi buradan gidelim. Hep fonksiyonuna yazdık. Dediğim gibi bazen diyorlar hep elle yaz, bazen fx ile yaz. Ben de ikisini de yazmışım. Elle yazanlar burayı takip etsinler diyelim artık. Bakın boşluk tire nerede? Üstelik çift tırnağı da yazmıyoruz. Daha pratik. Şimdi bu bize birinci tirenin yerini verdi. 5 artı 1 eksi 1 yerine göre koyuyoruz. İkinci tireyi bulmak istediğimizde de şöyle bir yöntemimiz var. Bakın. Yine aynı şekilde tireyi bul. Bunun içinde bul. Buradan diyeceksiniz ki işte 5'ten sonra ondan sonra çünkü o şeyden sonra birinci tireyi bulduğunuz yerden bir fazla. Madem birinci tireyi böyle buluyorduk. Birinci tireyi bulduğu yerden bir fazla koyduğunuzda işte size ikinci tirenin yeri. Bu ikisinin farkını alırsanız da artı birleriyle belki bunun artı birini de koyarak da çünkü 6'dan başlıyor. 14'te de o var. 14 eksi 6'yı yaparak yani şöyle bir şey midir? Tek formülde yapacağım tabii ki. Yani şu mudur olay? Parça al dediğinizde, mid dediğinizde parça al dediğinizde bunun nereden başlayacağız? Birinciden başlayacağız. Kaç tane alacağız? İkinci eksi birinci kadar alacağız. Doğru mudur? İşte tam tamını da bulmuş olduk. Nereden? Ha, bunlar türemediği için bunları türeteceğiz. Aşağıya kadar fonksiyonlarımızda. İkinci arayı da böyle alıyor olacağız. Şimdi onu beraber yapalım. Yani bunları burada tek tek yazmak değil, içinde bir seferde yazacağız. Yani buradan başladı. Kaç karakter alacağımı ikincinin bulunduğu yer, birincinin bulunduğu yerden fark kadar. Biz zaten birinciyi bulduk. Doğru mudur? Birincinin yeri burası. Şimdi ikinciyi bulmayı yapacağız. İkinciyi nasıl buluyorduk hatırlarsanız, birinciyi bulduğumuz yerin bir fazlasından başlatarak. Peki birinciyi bulalım. Birincinin bulunduğu yer burası. Hatırlarsanız. Şurası onun neyi? Şöyle yapayım. Şurayı açayım. Yani bunun içerisinde sadece şu parçayı açtım. İkincinin bulunduğu yer burası. Buraya birincinin bulduğundan bir fazlasından başla diyeceğim. Yani şurayı vereceğim aslında. Bu şekilde. Görelim. Belki şey fazlamız olur. Artı eksi kaydırma. Hiç olmadı. Oldu. Bakın şöyle. Önce böyle anlatayım. Sonra öyle anlatayım. Şimdi normalde parça al. Efendim, 3'ten başla 5 tane al. Yani şuraya kadar bir karakter. Buradan sonra da diğer bölüm değil mi? Orada bul bitiyor. İşte bu birincinin bulduğu yer. Kaç tane alacağız? 3 tane al. Yani normalde ne yapıyorduk? Bunun yerine işte şöyle yapayım. 5'ten başla işte 7 tane al diyorduk. Ama burada olay parametrik yani iki tire arası bulunacak. O zaman ne yapıyoruz? Nereden başlayacağın belli. Boşluktan bir sonradan başla. Tamam. Yani burada her şey o bulla oluyor ondan sonra. Önemli olan burada ikinci boşluğun
yerini bulmak ve ikinciden birinciyi çıkartarak o ara kadar alabilmek. Tabii nasıl parametrize ederiz, nasıl formülize edebiliriz? Dikkat ederseniz iki tane şey açtım. Bunu daha büyütemiyorum ama yine de mercek açayım. İki parantez açtım. İkincinin bulunduğu yer, birincinin bulunduğu yer. Şöyle biraz kenara çekeyim. İkincinin bulunduğu yer nedir aslında? Bulun. Normal bir bul işlemi şurada bitiyor. Bakın birinciyi bulduğum bir fazlaya. Şunu hatırlayın. Şunu hatırlayın. Normal bir bulma işlemi. Normal bir bulma işlemi. Şöyle açayım. Ne yapıyor? İşte boşluğun bulunduğu yeri buluyor. İşte 6. 6'dan yani isterseniz onu da kaldıralım. Normal boşluğu bulunduğu yer. Şöyle yapayım. Demek ki normal boşluk 5'i verdi. Tam bu birincinin bulunduğu yer. O 6'yı biz başlamak için verdik. Artı 1 eksi 1'lere gerekebiliyor. Peki şimdi dikkat ederseniz açıyorum. Buraya 1 desem zaten yine aynı şekilde birden baş. İşte buraya diyorum ki birinciyi bulduğun yeriden geç. Şuradan itibaren başla. Yani 5 değil, 6'dan başla. İkinciyi öyle ara. Çünkü o gidiyor gidiyor tren olduğu yere. Dolayısıyla buraya bir başlangıç yeri. O da birinciyi bulduğun yer aslında. Yazayım burada. Normal birinciyi bulduğumuz yer nasıl? Bul. Tireyi bul. Nerede bul? Burada bul dedim. Tamam. Demek ki bu şu. Ama orası tam 5. Dolayısıyla ondan artı birden fazla başlatalım ki şeyi bulsun. 14. Demek ki birinci trenin yeri, ikinci trenin yeri buluyor. Burada da onu yapıyoruz aslında. Gel 5'ten bir fazlası 6'dan başla. Yani şöyle örneği de düşünürseniz. Gel buraya. Ondan sonra 6'dan başla. İkinciyi bulduğun yer 14. Bunu bulduğun yer 6. 14 6'yı çıkar. 8 tane al gibi. Tam da 8 tane zaten. Bir mekanizma. Demek ki buradaki formülde tekrar buradan açacağız. Şöyle açalım. Buradaki formülde gel birinciyi bul find ondan sonra meet ve find kullanımı burada en önemli şey find'da başladık. Kaç tane alacağımızı dikkat edersin. İki parantez açtım. İkincinin bulunduğu yer eksi birincinin bulunduğu yer diye daha pratik yazılabilir. Problem yok ya da bunlar direkt alınıp yapılabilir. Ama demek ki oluyor ki sonuç olarak bu şekilde rahatlıkla belirtebiliyorsunuz. Bundan al birinci boşluğa kadar başla ne kadar alacağını da ikinci eksi işte burasını iyi kullanarak yapmak lazım. Peki devam edelim. Bir de sağdan bulalım. Sağdan da işte right ve sağdan fonksiyonunu kullanıyoruz. Geldik. Hadi yine sağdan da yazalım o şekilde. Sağ dedik. Bulduk sağdan. Neyin sağından bundan? Kaç tane? 3 tane. Ama 3 var, 4 var, 2 var. Hadi bir de yani 2 diyelim. Dolayısıyla sağdan 3 dersek hep 3 alacak. Tire de aldı. Üstelik 4'lü olan da var. Ondan da bunu aldı. O zaman sağdan trenin olduğu yere kadar al gibi bir durum olabilir. Onu da nasıl buluruz? Aslında ikinci tireyi bulmuştuk biliyorsunuz. İkinci tireyi bulma mekanizmasını ona da getiririz ama ne kadar alacağımız bu sefer bilemeyiz. İkinci tirede mi 3 mü 4 mü? Onu da şöyle yapabiliriz. Bir fonksiyon daha öğrenelim. Listeye ekleyelim. Bütün şeyleri yaptık. Uzunluk len uzunluğunu buluyor. Dolayısıyla uzunluk eksi kaç tane alacağımızı ne çıkartır bize? Uzunluğu kaç karakter? Diyelim ki 20 karakter. 20 karakterden burasının bulunduğu 15'i bunu çıkaracak şekilde burayı bulabiliriz. O zaman ne yapmamız lazım? Açalım. Şöyle uzunluğun bir kullanımını göstereyim. Uzunluk len. Neyin uzunluğu? Bunun uzunluğu. Kaç karaktermiş? 17 karakter. Demek ki aslında cevap burada 17 eksi 14 çıkar. 3 tane al sağdan diyeceğiz. Yani şurada
diyeceğiz ki 3 tane değil, burası eksi, burası kadar al. Orada biliyorsunuz şeyi buluyorduk. Görmüş olduğunuz gibi 2 ise 2, 4 ise 4 biliyorum. O zaman ne yapmak lazım? Buraya yine uzunluğunu bulmuştuk zaten. İkinciyi bulduğumuz uzunluğunu yazalım. Uzunluk. Yine iki parantezde. Gerekmez artık o kadar. Hani ben olayı matematiksel ve şey olarak düşündüm. İfade etmek için. Uzunluk. Tamam. Yani bunun içerisindeyiz. Uzunluğu yazıyoruz. Bunun uzunluğunu bulduk. Bunun uzunluğunu bulduk. Bunun içerisindeyiz. Uzunluğunu bulduk. Bunun tamam. Uzunluğunu bulduk. Fazla şeyleri silelim. Uzunluk eksi ikinciyi bulduğun yer. İkinciyi bulduğumuz yer. Nasıl yapıyorduk? Tekrardan yapalım. Normal bulu find'ı koyuyoruz buraya. İsterseniz parantezde yapabilirsiniz ama problem olacağını sanmıyorum. Hani çarpma bölme yok. Hepsi çıkarılacak gibi. Bul find'ı. Buradayım. Dikkat ederseniz bulu yazıyorum. Neyi bul? Tireyi bul. Nerede bul? Burada bul. Nereden bul? Birinciyi bulduğun yerin bir fazlasından başlayarak bul. Tekrar koyuyorum. Buradan bul. Tekrar bula gittim. Buraya da artı bir dedim. Umarım olmuştur. Oldu gibi, görmüş olduğunuz gibi onu da yapmış olduk. Demek ki soldan, ortadan ve sağdan istediğimiz kadar karakteri alıyoruz. Buradaki anlaşılan yardımcı fonksiyonlar önemli. Şurayı şöyle kapatalım. Tamam bunları buluyoruz ama bize bul, yani bir karakterin yerini bulan mebula çok gerek olmuyor gibi. Ondan sonra uzunluğunu bulmak, çünkü sağdan çekerken gerekecek, ortadan almak, sağdan almak, bunları yaparak bu kullanımları gerçekleştiriyoruz. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.